Yeni bir Kerebas Pes program bölümünde berabersiniz. Ben Saygın Galaks takipçisinden ve bugün... Dur, fail oldu. Şimdi en son ne yapmışız? Uzun zamanı çekmiyorum. Yeni Galaxy Dura serisi gelecek. Hangi oyunları araştırıyorum düzgün bir tanesi? Neymiş? Sunset... Duna'ya git diyor. Aslında bunu yapabiliriz. Kervan'ın neymiş? Ayağa ayak basmak. Bak, bunu yapabiliriz. Sonunda yapmamız gereken bir şey yapabiliriz. OPT landing gears. Şimdi bunu yapabiliriz. Şimdi yapacağımız şunu yapacağız. Bir de bunu yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Bir de şunu yapacağız. Pekala, mükemmel. Evet. Belki bu bölüm aya gidebiliriz. Şimdi videoyu durdurayım mı, durdurmayayım mı hiçbir fikrim yok. Şimdilik size sadece Lander'ı göstereceğim. Yani indiricimiz. Aslında bu bölümle aralarında yokken yaptığım bir şey var. Göstereyim. Moon A istasyon modülleri. Şimdi iniş modülü var, ikinci modülü var. Şimdi hangisini yapacağımıza da tam olarak karar vermedim. Ama yani benim düşündüğüm şey bir tane böyle istasyon göndermek. Şöyle gördüğünüz gibi artık MacChap'te de her şeyi açtım. Yani hiçbir sorun çıkartmayacak. Yani istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bunları docking portları bir tane uzay istasyonunu gönderelim. Evet. Öyle yapalım. Bu bölüm biraz uzun oldu. Biraz hızlı bitirelim. Bakalım rekor sürede bitirebilecek miyim? Şimdi şuna girelim. Starting Station'a. Bunun ay istasyon modeli 2. Şu anlık perapsi 200'e 200. Gördüğünüz gibi. Buna önceden yok. Gerçekten bunu tasarlamak falan çok uzun zamanım aldı. Gördüğünüz gibi. Bunu sonra Ay'a uçuracağız. Ama Ay'a uçurmadan önce bütün modüllerini tamamlamak istiyorum ben aslında. Evet, zaten şu an... Bu Ay'ın etrafında dönecek. Biz sonra şey yapacağız. Şimdilik bunların hepsini açalım. Kim bilir belki... Şunu açmayalım. Gerek yok ona. Şimdi... Bayrak dikeceğiz ve evet, gerçekten zor işlerimiz. Tamam, Space Center'a geri dönelim. Zaten buradan bilim puanı bir sürü toplarız zaten. Bir sürü de paramız var, tamam. Şimdi iki tane yapacağımız iş var. Kocaman işler, evet biliyorum. Şimdi açacağımız ilk olarak hangisini gönderelim? Modül 1 gönderelim. Evet, bunu gönderelim. De bunu nasıl göndereceğiz? Uf, yanlış yapmışım. Modül arası böyle. Human Strategic Orientaları şuraya. Mükemmel. Evet.
Şimdi ben bunun üzerinde çalışacağım. Onu ona bir tane itici falan takacağım. Sonra döneceğim. Sonra sizle buluşuruz. Çünkü video çok uzayacak. Eğer burasını izlemek istemiyorsanız yani sıkıcı olacak. O yüzden videoyu şimdi durduruyorum. Evet, geri döndüm. Şöyle bir tasarımla çıktım ortaya. Şunu kapatalım. Biliyorum güzel görünmüyor ama bu şeyler çok fazla para yiyor. Gerçekten Titanlar en çok para yiyen şeyler ya. Deve. 76.000'e patladı bize. Ama bu ay görevi için yeterli. Yani bir ani fırlatalım. Gitsin. Benim düşündüğüm bu. Evet. Ha harika, çok asmıyor. SAS açık. Asken guidance 200 kilo. Bir dakika. Durun. Kapat şunu. Çok önemli bir şey unuttuk. Hemen şöyle bir. Şimdi bunu 200 kilo, 200 alıyoruz. Evet. Şimdi. Şimdi nerede bu? İstasyon modül 2 burada. Ve tamam, dur. Tamam. Şimdi asker buradan tam 200. Tamam. CS zaten kendisi yapıyor. Bu elektrik harcayan bir şey ama yapacak bir şey yok. Çok hızlı yiyor yakıtı, öyle bir şey fark ettim. Yakıtın yarısına geldi bile, maşallah diyorum. Böyle zor çıkar bence uzaya. Çıkmazsa da bir daha deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Kaç dakika olduğunu keşke görebilsem şuradan. Direkt bir kapatmam zorunda kalıyor. Peki, gravity turn yapıyor. Ve bu. Peki tamam, sorun yok. Ara sıra oluyor onlar ya. Çok sinir ediyor beni. Böyle fonlar çalışın. Bu ne çalışıyor? Bu mu çalışıyor? Bundan yedi ya yakıtı ya. Deli gibi yedi hem de. Çıkmaz bir şey uzaya. Ama nasıl nasıl yükseldiğini biliyorum. Birazcık şey olacak ama. Oo takım şimdisi. Ya bir üçüncü adı. Tamam. 56.000. Karanlıkta görev yapmayı hiç sevmiyorum. Neyse siz de seversiniz tabii ki de. Aslında bu şey uzaya çıkabilir ha. Bakın az önceden denedim ama evet, bu şey uzaya çıkar. Hissedebiliyor insan. Observe edelim mi? Bakalım buna ne veriyor bize. Because he was getting very cold now. What does that say? More prevalent top life. Hiç LCS şeyimiz yok mu? Hayır, bu bir şaka olmalı. Bu bir şaka olmalı.
sağ kolum. Pekala, yönüşe göre başarısız oldu. Evet. Tamam. Şimdi. Ben biraz daha üzerine şöyle de ekleyeyim. Çok fazla eksiği olduğunu fark ettim bu arada aracın. Bu arada. Şeyler aşağıdaymış tabii. Olabildiğince fazla yapabilir mi acaba bu şey? Maksimum güç ulaşabilir mi? Pekala. İşte bu çok pahalı. Ama yine de yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bu monopropelon tankları 40 alıyor. Şunları... Şimdi bunlar ne kadar yiyor? Bu şeyleri idare ettirir artık yani. Tam bu az çok idare eder. Etmesi de lazım yani. Bunun için de bir sürü monopropon var. Neyse. Durun ben bir daha bir deneyeyim. Hemen o zaman dur. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık diye sorarsanız kim ne kadar proton tüketiyoruz? Çok fazla değil. Tamam, iyi. Şimdi yapacağımız şey şu an biz orbitteyiz. İki tarafta. Bir dakika, onu set as target. Scanning node, descanning node, hepsi şey. Aramızda 320 kilometre yapacağımız şey ona karşı rendezvous autopilot'ı çalıştıracağız. Modül 2'ye doğru final distance 100 150 metre yapacağız. Engaging autopilot. Şimdi yapacağımız şey olabildiğince eşitlemeye çalışmak durumu. Demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi o önceden birkaç kod yazmıştım zaten. Şu an göremiyoruz bile. Uzaktayız bayağı bir. Katmanı halledebiliriz. Şimdi orbiti 328 bine çıkartmamız lazım. Tamam. Şimdi yapacağım kodda yazdığıma göre buraya gelecek, burada bir sürü dönecek ve ne kadar az irtifam varsa o kadar hızlı gidersin dünyanın etrafında. Burada daha fazla daha yavaş gideceğimiz için gittiğimiz zaman da onu o bize yetişecek ve o arada da ateş başka bir ateşi yaparak iş halledeceğiz. Pekala. Daha bir sürü ateşleme durumumuz var. Ateşimi yapabilir. Ateşleme. Evet, mükemmel. Mükemmel oturdu. Şimdi. Şu an orbit bayağı bir yüksek. Neredeyse separation görünmüyor. Intersect 2.
Evet. Birazcık zamanı hızlandıralım. Zamanı hızlandırma tuşunu da buldum bu arada. Bu gerçekten uzun sürecek bu video, onu biliyorum ama. Hadi. Zaten hepsi buraya gösteriyor. Sadece burada çakışabilirsin diye. Kala 73 bir ateşimi daha. Yakıt tankını durumu. Peki. Yavaşça hızı azaltalım. Şimdi position bayağı iyi oldu, evet. Şu an intercept 12'de. Peki. Elektrik charge durumu. Biraz harcıyor. Evet, harcıyor. Çünkü karanlık yüzündeyiz. Yani. Enerji depom var. O sorun olmaz. Şunu zorlasa da açalım. Yokmuş, tamam. Şimdi fullen diye şeyimiz. Şimdi onu görebiliyorum şu an. Evet. Görebilecek kadar yakınlaştık. 4 kilometre, 4,7 kilometre falan. Yakınlaşıyoruz bayağı bir. Dar intersect pozisyonunu gösteriyor. Şunu görün. Görüyor musunuz? Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Tamam. Ateşlemeye başla, 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 başla. Pekala. Şu an normal hızda bile... Evet. Mükemmel. Evet. Şimdi küçük bir ateşimi daha yapacağız. Bunun amacı ne peki? Biz niye bunun için? Ona birazcık daha yaklaşmak için. Ona doğru hamle yapmak için. Ateşleme yapalım. Tamam. Yaklaşıyoruz ona doğru. Şu an çok ama çok yakın bir durumdayız. Soksanıza. Askerlik ve deskerlik notları değişmeye başladı. Bu demek ki o kadar yakınız ki yani bilgisayarlar hata vermeye çalışıyor. Burada bilgisayarı güvenmeyeceğiz şu ana kadar. Sadece kurduğum programa güvenebilirim. Ve boom. Tamamdır. Şimdi manuel kontrole geçiyorum. Düzgün yer, şey. Askerlik notları düzgün tutmalıyım. CS modülü yok galiba. Var. Tamam. Şimdi docking moduna geçiyoruz. Yavaş yavaş yaklaşalım. Yaklaş biraz daha. Birazcık daha. Ve bu docking şeylerini çok karıştırdığımı itiraf etmeliyim. Çok fazla karıştırıyorum. Hedef. Hedeften çıkmış. Çok garip. Şuraya doğru şöyle bir hamle yapacağız. Şöyle bir hamle yapacağız. Oo, çarpma 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 sakın. En kötü olacak şey. Dokunmuyor mu? Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, tam istediğimiz yere doğru. Şimdi programı risk atmak istemiyorum. Genelde bu şeyleri yapmadığım için. Şimdi bunu da buradan control from here yapacağız. Ekala. Tamamdır. Şimdi yapacağımız şey yazdığım MacChap kodunu
ona doğru ayarlattırmak. Bu şey çok dönüyor. Onun tasarımında bir sorun. Küçük bir. Şimdi ikisi bir error vermiyor. Şunu dokun portunu açalım. Şimdi. Şimdi birazcık yavaş. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Görebiliyorum onu. İşte orada. Pekala. Şimdi şuna doğru dikkat. Hızlı giriyor biraz. Şunu biraz devir. Tamam. Ve bum! Evet, işte budur. Dok tamamlandı. Oh, sonunda bitti ya. Ama yapacağımız bir iş daha var. Onu bilmemiz lazım. Buna deactivate diyelim şunu. Pekala bitti, tamam, sorun yok. Tamam, iki tane kontrol koduyla kolay kontrol edilebiliyor. Bu şeylerin hepsini aya göndereceğine emin değilim ama. Şimdi bu şeyi bırakalım mı? Yardımcı olabilir ama bunlara ters bir şey için. Bırakalım gitsin. Şimdi bunlara da name diyeceğiz. Name. İstasyon. Evet. Şu an bir istasyon gibi gözüküyor. Yani buraya aslında direkt istasyon kurmayıp da aya direkt gitmek biraz çılgınca geliyor akla ama. Şimdi. Laboratuvarın içine hiç kimse var. Evet, birileri var laboratuvarın içerisinde. Rotlu ve Enbas. Transfer değil. Şimdi bu şeyde şu anlık. Şimdi bakalım ne kadar bilim alıyoruz. The microgravity has greatly affected the world crescent spiritual. Those objects are not. 103 bilim veriyor. %1'ini alabiliyoruz. Laboratuvarı işleyebiliriz. Tamam. Buna ayda devam. Buna ayda işleriz artık. Şimdi Space Center'a geri dönelim. Görüşürüz bu arada. Lebis parçası. Şimdi birinci aşama tamam. İkinci aşama var. Ya da ondan önce fırlatalım aya. Evet, aya gitsin o. Aya gidelim. Evet, aya gitsin. Aya gitsin, evet. Çünkü sonra Çünkü otopilotu kapatalım. Adjustment neydi? Hayır. Şimdi ne yapacağız? Maneuver. Bu değil. Bir dakika. Evet, geri döndüm. Şimdi bu bölümün yapacağımız şey, şuraya manevra ekleyebilirsem o kadar çok hassas ki yani şu an manevra durumunda. Şunu ilerlettirelim. Biraz şöyle. Bunun perapsız bir nörde. O. 1134. Hayır.
892 bin, o kadar oluyor. Peki, yapacak bir şey yok. Gelelim şuraya doğru. Bu arka yapını da çalıştırabilirim. Çok oldu. Tamam, çok oldu. Şunu birazcık sallanıyor. Evet, bu burası iyi. Warp Helper diyeceğiz. Şimdi 30 saniye diyelim. Ses. Maneuver not. Warp diyeceğiz. Ne olacağı belli olmaz, bunu unutmayın. Pekala, birazcık hızlı gidiyor ve 30 saniyeye getiriyor, zamanı getirebilirsin. Tamam. Ateşlemeyi başlat. Birazcık overheat olacak galiba engine'lar. Bu şeyler, bu yakıt çok hızlı tükeniyor, onu fark ettim. Ve çok da gürültülü. Tüm yakıt çanklarından çalıyor şu an yakıt resmen. Şu hariç. Çok gürültülü. Pekala. ...2500 oldu. Yükseliyor. Teşekkür ederim Warp Helper. Çok yararlıydı. Bu tamam, olmazsa da... evet. Süper hızlı... Nasıl oldu? Az kalsın vallahi Kelvin'den kaçıyormuşuz. Bunun encounter ne kadar olmuş? 724.000, o istediğimden daha güzel çıktı. Şimdi buraya manevra şey ekleyeceğiz. Bütün her şeyi aynı üzerine. Harf istemiyorum. Şunu sadece. Ne kadar zor oluyor ki ya. Raps 211 71 100 olsun. Yapabilirsek. Şimdi birazcık şöyle durmamız lazım. Böyle daha iyi. 3-4 bin fazla. 92 100, tamam. Bu iyi. Çok kaçırdım. Tamam. Çok kaçırdım. Tamam. Çok hızlı bir şekilde yükseldiğimizi görebilirsiniz. Çok hızlı yükseliyor. Evet. Deli gibi. Yakıtımızın yarısını da harcadık. Geri dönüş için birazcık yakıt bırakır herhalde bize. Size geriye dönmeyecek bu istasyon. Sonsuza kadar kalacak orada ama. Neyse. Şimdi bize bir daha warp paper lazım. Manevr noda ne kadar 20 saniye diyelim. Evet.
warp diyeceğim. Uhu. 600, 500, 400, 300 ve evet 20. Yavaş ol biraz. Karşınıza Görkem ve Ay. Ateşimi her an yapabilirim. Yirmi bir. Ateş. Yavaş yavaş düşüyor, düşüyor. Anne. Yedi, altı, beş, dört. Hadi daha fazla düşmem lazım. Hadi. Niye bu azalıyor? Güzel. 108 olmuş. Tamam. 100.000. Pekala, istasyonu şu sürecine kadar başardık. Şimdi Askent Guidance'dan 100'e çevireceğiz. 100 kilometre. O kadar da değil. Disengaged. Yes, 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 yes. Hayır. Tamam, bunu kendimiz yapacağız. Yapacak bir şey yok. Direkt ateşliyor. Allah'ım ya. Tamam tamam, her şeyi baştan başlat. Şimdi. Tamamdır. Bir tane karar aldım. Kararım şöyle. Bir daha warp helper lazım. 10 saniye sürecek yani. 5. Bu ne olur mu buna kadar? 5 saniye kadar. Bir dakika. Düzgün pozisyon almazsak olmayacak. Aa, yapma. Pekala. Çok kötü bu. Çok sallanıyor. İstasyonun öyle bir sorununu fark ettim. Tamam. Warp edebilirsin şimdi. Şimdi Apoapsis ile Perapsis arasındaki farkı fark etmişsinizdir artık yani. Fark etmediyseniz yani yapacak bir şey yok. Yapacak, hem yapacak hem de diyecek bir şey yok. Yedi, altı, beş. İki, bir, sıfır. Bu eşitliği sağlar herhalde artık. Ne diyeyim? 67.000'e düştü. Hemen yapmazsam başım derde girer. Hemen yapmalıyım. Tabii buna bakarak yapmadığım için biraz salaklık işte. İşte bize, siz de öyle olmayın. Ah, 113.000 oldu. Tam yapacak bir şey var.
Şimdi de birazcık şey yapacağız. Daha bir dakikamız var oraya gelmek için. Aslında biz niye 50.000 yap şunu. Hayır. Settings. Peki. Ben şu an ne yapacağım? Şaşırmış durumdayım. 10 kilo. Kilometre öyle mi oldu? 9 olsa. 9, 9, 9. 9 da böyle. 5. Disengage, disengage. Disengage bir daha. 1 kilometre. Aa hadi ama dostum. 0. Disengage. 0. Nokta. 1 kilometre. Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Planlama işlemi başarısız. Disengage. 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 Disin. Ne yapacağız? 26.000 metre. Mükemmel olur aslında. 50.000 yap şunu. 50.000 yap. 50.000. Sinirlendirme beni. 50.000. Tamam. Sinirlerime hakim olamamaya başladım. Estimate burn time. Maneuver not. Alright. Peki, tamam. Maneuver planlar. Kendisi galiba halledecek bunu. Şimdi galiba bugünlük videoyu bu kadar bitireyim. Bunu işi bitirdikten sonra zaten bir sürü zaten yarım saati geçmiştir. Onu biliyorum. Biz mi ateş edeceğiz? Hayır. Ateş edelim zaten. Tamam. Proponent durumu ne? Pekala birazcık götürmüştü. Zaten ondan sonra pek hareket etmemiz gerekmeyecek. Belki Duna'ya gitmek için bir daha bunları kullanmak zorunda kalacağız. Ama çok az yakıt var zaten. Yetmez ki. Yani emin değilim. Bunu bu sadece aylık olur. Ayın çevresine dönecek yani. Öyle hatırladık. Ve bu arada hala kontratları unuttuk bak. Kontratlar. Transmits or recover scientific data from space on the moon. Okay. Şimdi Maserati Go ünitelerine bakalım. Diyor ki right at home.
İyi füskürdü ha. Füskürdü diyorum Allah'ım ya. Yes. Peki tamam. Şimdi. Science GR ne diyor? The high radiation environment causes a few symptoms called. It looks like the it found being 367 bilim. %20'sini şey yapabiliyoruz. Process laboratuvarda. Evet, böyle daha iyi. Tamam. %58, %59, %70, %80, %90. Burada elektriği harcıyor. Aa, harcamıyor. Sonra paneller işe yarıyor. %30'a yükseldi. %110 bilim. Tamam. Yes. Data uploading. Ve boom. İşte budur. 391. 390 bin affedersiniz. İşte budur ya. Hayat. Çok basit. Tamam. Pekala. Galiba bir, evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dakika. O zaman F6 mıydı? Ha, tamam. Şimdi sağ. Kaydediliyor. Tamam. Space Center'a geri dönelim. Çabuk çıkıyor. Bunu söylemek isterim. 515 bilim. Bence olanlara değdi. Şimdi. Research and Development Exploration şeyleri, ama ben hiç gerek yok bence. Süpersonik uçuş, ona da pek gerek yok ama kokpitler var. Çok güzel şeyler açılıyor ama yakında. Çoğu da işe yaramaz yani. Oha. Bu şeyler çok fazla büyük ama. Yani bunları ne yapacağım bilmiyorum. Çok fazla büyük. Lazer sistemleri. Bunlar din bilim istiyor. Of. Bunları yapmak için Güneş sisteminin diğer gezegenlerine uğramak gerekecek. Yüksek altitude uçuşları. Kupola modülleri falan. Bunları açmamız gerekebilir. Şunu açasım pek yok. Ya da açayım, ikisini de açacağım. Karar verildi. Tamam, 55 bin kaldı. Biliyorsunuzdur ama. Ama şu şeyler çok işimize yarayacak. Bu da bir inici modül mesela. CS diyor. Kalkış sistemleri falan diyor. Ha, harika. Kargo beyler falan da geldi. Pekala. Bu şeyin daha ne kadar süresi var? Ona bir bakalım. Görev konu burası değil. Şimdi. Tuna, İva. Aktif olanlara bakalım. Sekiz yıl orada. Peki tamam, bunu biz bir sonraki bölümde. Aslında bir buradaki zamana göre ayarlandığını düşünürsek, yani şurada mesela 2 yıl geçmiş. Yani birkaç 4 bölümde falan 2 yıl geçtiğine göre tamam, daha bir 18 bölümlük daha yolu var da biz yaparız yani bir sonraki bölümü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümü yapacaklarımız şu kocaman
kocaman diyorum. Uzay istasyonu bir tane iniş modülü ekleyeceğiz ve iniş modülünü aya indirip bayrağı dikeceğiz ve bu büyük paraları kapacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Saygın Karabulut, Galaksi Takipçisinden Güvenli Uçun.